Öncelikle beni Aksaraylılarla buluşturduğu için ve böyle güzel bir kitap fuarı organizasyonunu gerçekleştirdikleri için Aksaray Belediye'mize, başkanımıza, yetkililere, kültür müdürlüğüne hasreten teşekkür ediyorum. Çünkü biz hep şikayet eden bir milletiz. Neden şikayet ederiz? Gençlerimiz okumuyor. Gençlerimiz okumuyor, gençlerimiz kitaba ilgi duymuyor, ilme ilgi duymuyor diye hep şikayet ederiz maalesef. Peki ne yapıyorsun? Yani şikayet edelim de ne yapıyoruz onunla ilgili? İşte kitap fuarları bu. Artık ben belediyelerimize değil, bu faaliyetleri yürüten belediyelerimize değil. Artık şikayet merci bitiyor. Artık aileler, ana babalar, ebeveynler şikayet edemeyecek. Bakın onlarca yazar Geliyor günlerce kitap fuarı ve çocuklarımıza sevdireceğiz. Okumayı, okumayı sevdireceğiz. İlmi onlara sevdireceğiz. Başka türlü olmaz. Dünyanın en fazla okuyan milletini en okumayan milleti diye öğrettiler. Dünyanın bizim kadar okuyan bir milleti yok. Ama az okur diye öğrettiler ve bu yalanı hala yayıyorlar. Yok böyle bir şey. Kimi aldatıyorsun? Osmanlı'da okuma yazma oranı 5 idi, 7 idi, yok yüzde 7, yüzde 9, yüzde 5. Sanki ay bu yüzde 5, yüzde 7 üniversiteye giden oranıdır, okuma oranı değil. Üniversiteye gideni, okumayı anket mi yaptın sen kardeşim 16. yüzyılda? Söyle bana anket mi yaptın? 17. yüzyılda okur yazar mı, cahil mi diye anket mi yaptın? Söyle bana, göreyim o anketleri. Ben de ilim adamıyım, arşivlerden çıkmıyorum. O anketleri ben de göreyim. Onlar üniversiteye gitme oranıdır. Aynı oran Avrupa'da da yüzde beştir, yüzde üçtür, yüzde yedidir. Çünkü tarım toplumu ilkokuldan sonra okula gitmiyor. O günün ilkokulu neydi? O günün ilkokulu Sıbyan Mektebi'ydi. Sıbyan Mektepleri. Sıbyan Mektepleri 5 yaşından 11 yaşına kadar aynen bizlerde dahildik. Camiye, mescide, medreseye, mektebe her taraf bir de Osmanlı'da. Camiler mektepti. Bugünkü gibi beş vakit sadece namaz kılınıp kapı kilitlenmiyordu. Mescitler mektepti. Orada mutlaka yazın Kur'an-ı Kerim'i öğrenirlerdi gençler. Beş sene ilkokula gidip de ben okuyamadım diyen kim olur? Olur mu? E üç sene, beş sene gidiyorduk ve öğreniyorduk, okuyorduk. E bizim Türkçe'de o harflerle yazılıyordu. Arabi harflerle yazılıyordu. Aynı harfler. Bugün sanki sen şimdi harflerimiz Latin harfi. İngilizce mi oldu biz? Almanca mı? Fransızca mı? Aynı harf. Türkçe değil mi? O gün de Türktü. Türkçeydi. O gün de Arap benim benim yazımı okuyamıyordu. Harflerimiz aynıydı ama Arap, Fars, Türk harfimiz aynı. Ama ben onu okuyamıyordum. O beni okuyamıyordu. Sadece harfimiz değişikti. Kelimeler Türkçe o harfleri bilen, Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuyan bir insan nasıl okuyamaz? Vallahi iddialı bir insanım. Beni tanıyorsunuz az çok televizyonlarda. Yani şimdi televizyonlara fazla çağırmıyorlar. E ben de YouTube kanalı açtım. Şimdi de ben gitmiyorum. Ambargoyu ben koyuyorum. Yani Aksaray beni getirtir ama TRT bir getirtemez. Getirtemez. Doğru söyleyeni, doğru konuşanı, doğru anlatanı Bazen hemen ambargoyu koyu veriyorlar. Niye? Niye kardeşim? Karşıma çıkart konuşalım. Son derecede gerçekten iddialı birini biriyimdir. TRT'de söyledi birisi. Eski harflerle öğretim çok zordu dedi. Hanfendi dedim. Hiç okuma yazmayan bir insanı o da profesör. İstanbul Üniversitesi'nde profesördü. Hiç okuma yazma bilmeyen iki kişiyi alacağız. Seçme hakkını sana veriyorum. İstediğini sen alacaksın. Diğeri bana kalacak. Sen bir sene de öğretirsen altı ayda, altı ayda öğretirsen üç ayda, üç ayda öğretirsen bir buçuk ayda öğreteceğim. Sen dört haftada öğretirsen ben iki haftada öğreteceğim. Var mısın dedi. Daha birinci derste başlarım ben. Elif kalem gibi, B tekne gibi, T ona benzer, S ona benzer, Cimin karnı yarık, H ona benzer, Dalın beli bükük, zel ona benzer. R kemik gibi z ona benzer. Sin üç dişli diş şın ona benzer. Sat badem gözlü tat ona benzer. Tı tavşan kulaklı ona benzer. Ayın ağzını açmış kayın ona benzer. F kuzu başlı, kaf koyun başlı. Kefin karnında hamzelif. Lam orak gibi, mim çomak gibi, nun çanak gibi. Bav bir gözlü, he iki gözlü. Lam elifin bacakları dolaşmış. Ye yerde gemi gibi yatıyor. Alkışlasana. <laughs> <laughs> tembele, tembele demişler ki kapıyı kapat, rüzgar örter, kapatır demiş. Adam tembelse, öğrenmek istiyorsa ben ne yapayım? Ama sevdireceğim. Sevdireceğim, okutacağım, öğreteceğim. Her kim Kur'an'ı bilmedi, sanki cihana gelmedi. Hak ona rahmet kılmadı, işlerine pişman ola. Önce gencimize Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğiz, okumayı öğreteceğiz, sevdireceğiz. Cenab-ı Hak askerimize muvaffakiyetler versin. Nusret versin. Zafer versin. Bakın askerimiz oraya gittiği zaman ne diyoruz? Fetih surelerini okuyalım diyoruz. Fetih suresinden rahatsız olan adamlar var bu ülkede. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Var mı böyle bir şey? Kim bunlar? Kim istiyor? Amerika mı başarılı olsun yani? Yarın asker çıkartacakmış karşıma. Çıkart da göreyim bakalım. Sen asker falan çıkartamazsın. Yok ekonomiyi bozacakmış. Şu millet artık patates, soğan ekonomisinden kurtulsun. Böyle bir ekonomi yok. Maalesef bu milleti açlık terbiye ediyor diyorlar. Ya biz böyle bir millet miyiz? Biz böyle soğana, patatese bilmem neye. Çünkü bizde paylaşmak var. Komşusu aç iken tok yatan benden değildir buyurdu Peygamberimiz. Dinimizden uzaklaşırsak, dinimizi yaşamazsak, ben komşumu hatırlamazsam, komşum bana bakmazsa, işte o zaman bozuluruz biz. İşte o zaman biteriz. Benim peygamberim bir kişinin yediğiyle iki kişi doyar buyurdu. Bir kişinin yediğiyle iki kişi doyar buyurdu. Bunu yaz bir kenara. Bugün 80 milyonun yediğiyle bir 80 milyon daha doyar. Biz bugün bir Japon'un bir bir Japon'un üç öğünde yediğini bir öğünde yiyoruz. Üç öğünde yediklerini biz bir öğünde yiyoruz. Obez oluyoruz, fazla oluyoruz. Bakın, öyle çok böyle yemekle içmekle değil, 80 milyon kişi daha, daha doyar bu ülkede. Biz asıl bu dünya niye geldik, nereye gidiyoruz, niçin, ne yapacağız? Çünkü şu alemde bütün Müslümanların gözü bu ülkede. Bütün Müslümanlar bu ülkeye dua ediyor bu millete dua ediyor. Öyleyse biz değerlerimizi yitirmeyelim arkadaşlar. Değerlerimizi asla kaybetmeyelim. Zira bizim değerlerimizi yıkmak için uğraşıyorlar. Tarih, dil ve din bizim en büyük değerlerimiz. Bu üçüyle oynamıyorlar mı? Matematik, fizik, kimya adama şahsiyet vermez. <laughs> adama şahsiyet kazandırmaz. Adamın şahsiyetini de yok etmez. Matematik öğrendim diye benim şahsiyetim gitmez. Neyse o. Fizik, kimya öğrendim diye şahsiyetim ölmez. Ama bana şahsiyet de vermez. Şahsiyet de kazandırmaz. Din, dil, edebiyat, tarih. Bunlar adama şahsiyet kazandıran ilimler. Şayet bunlar giderse belhüm edal oluruz. Hayvandan da aşağı. Onun için hiç kimse matematiği, fiziği, kimyayı, makine mühendisliğini, inşaat mühendisliğini bozmaz. Hiç kimse. Ama tarihimizi bozarlar, dilimizi bozarlar, dinimizi bozarlar. Neden? Çünkü onlar değer katıyor, bana değer veriyor. Değer veriyor. Onları bitirdikleri zaman, onları yok ettikleri zaman o milleti mankurt ederler. İşte o zaman o milleti sömürürler. Dün, dün haritalar çizen bir milletin evlatlarının haritaları çiziliyor. Dün benim ecdadım haritalar çiziyordu. 3000 yıl tarihe şöyle bak. Haritaları çizen bizim ecdadımız değil mi? Ne oldu da benim haritalarım çiziliyor şimdi? Ne oldu? Ne kaybettik? Neleri kaybettik? İşte bunları sorgulayacağız. Bunları sorguladığımız zaman, tarihimizi doğru öğrendiğimiz zaman, yedi değil, yetmiş değil, vallahi ne söylüyorum? 700 düvelin bu millete gücü yetmez. Bizim milletimize 700 düvelin gücü yetmez. Yeter ki biz değerlerimizi bilelim, değerlerimize sahip çıkalım. Onlar bittiği zaman da biz yokuz zaten. Çünkü İslam'ı bırakan hiçbir Türk topluluğu milliyetini koruyamadı. Avrupa'ya giden Türkler güneye inen Selçukluların tam 10 katıydı. Bakın Geçen gün Macaristan ne diyor Macar Başbakanı? Biz diyor evet Hristiyan olduk ama Türküz diyor. Unutmadı ona hatırlattılar. Onu zamanında Sayın Cumhurbaşkanımız Türk kurultayına davet etti. Hungarya ülkesi değil mi? Hatırlattı ona. Adam da bakın bugün bizim yanımızda oldu. Aynı şey düşünün Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın tarafına geçmemişler miydi? Ama Hristiyan oldular kimliklerini unuttular kaybettiler. Şimdi biz hatırlatacağız, biz söyleyeceğiz. Ama benim başımdaki, benim değerlerimle olduğu zaman hatırlatıyor. Ya öyle birileri gelirse başka birileri o zaman bırak içeride de koruyamıyorsun. Mahvoluyoruz. Onun için tam on katıydı arkadaşlar. Bulgarlar, Macarlar, Hungarya, Pomaklar. Nerede bunlar? Peçenekler, Avarlar. Bakın neredeler? Hiçbirisi yok. Ama Güneye inen Selçuklular, Osmanlılar bakın biz hala Türklüğümüzü İslamiyetle koruyoruz. Onun için bunların bütün gayesi İslam'a galip gelmek, İslam'ı yok etmek, İslam'ı bitirmek. Onun için ben de tarihim, benim tarihim, dinim, dilim, edebiyatım buna çok sahip çıkacağız, inadına sahip çıkacağız ve gençlerimize en güzel bir şekilde öğreteceğiz. Ertuğrul Gazi Ta uzaklardan geldiği zaman Selçuklulara yardım etti. Kimsin sen dedi Sultan Alaaddin. Sen kimsin? Maşrık'tan gelirim. Ertuğrul'dur adım. Gazadır ruhuma gelmekten muradım. Maşrık'tan gelirim. Ta Orta Asya'dan geliyor. Ertuğrul'dur adım. Gazadır ruhuma gelmekten muradım. Benim buralara gelme muradım tektir. Cenabı Hakk'ın dinini yaymaktır. Ertuğrul Gazi Ertuğrul Gazi bu. Benim buraya gelmekte bir tek maksadım var. Cenab-ı Hakk'ın dinini yaymak, onu duyurmak, onu anlatmak. Arkadaşlar garipti. Ne vatanı vardı, ne yurdu vardı. Orta Asya'dan çıktı, koptu, geldi. Vatan yok, toprak yok, arazi yok. O zaman Sultan Alaaddin var dedi git. Git o zaman Sakarya boyuna doğru orada uca bir yere yerleş. Geldiler Söğüt ve Domaniç'e yerleştiler. Söğüt ve Domaniç. Bugün bile vilayet mi? Değil, değil mi? Bugün bile vilayet değil. Kasaba yapmışlar, niye yapmışlar anlayamadım. Anadolu'nun bazı kasabalarına bakınca oraya köy deriz. 5000 bin kilometre karelik bir arazi, 5000 bin. Nasıl oldu da 22 milyon oldu? Arkadaşlar 5000 kilometre karelik bir arazi. 5000 nasıl oldu da 22 milyon oldu? Dünyada yok böylesi. İkincisi yok. Dünyada bana ikincisini gösteremezsiniz. 5000 kilometre ile başlayacak tam 22 milyona çıkacak. Var mı dünyada ikincisi? Öyle Afrika'nın bir kıyısında uzak doğunun bir adacığında etliye sütliye karışmadan yaşamış bir devlet değil. Dünyanın en zor coğrafyalarını, Filistin'i, Orta Doğu'yu, Mezopotamya'yı, Balkanları idare etmiş bir devlet. 72 milleti idare etmiş bir devlet. Osmanlı gitti, huzur bitti dedirtti. Nasıl oldu bu, neyle oldu? Osman Gazi bir arkadaşının evinde misafir oldu. Henüz daha bey değil. Beyin oğlu Ertuğrul Gazi Sağ 18 yaşlarında. Ben bugün Beylikdüzü'nde kalktım, havalanına gittim, Aksaray'a geldim. Aksaray'da şu faaliyetleri yapacağım, akşam 9'da yine İstanbul'da olacağım inşallah. Ama 50 sene önce 3 kilometre uzağa gitseydiniz evinize dönemezdiniz. Orada misafir kalacaktınız. Osman Gazi misafir kaldı. Arkadaşı yatağını yaptı, iyi geceler diledi, sohbet ettiler, çekildi odasına. Osman Gazi yatacak. Dikkatini çekti. Rafta kalınca bir kitap var. Aldı baktı. Kelamı kadim Furkanı Azim Kur'an-ı Kerim. Ayağını uzatıp yatamadı. Biz de yatak odasında Kur'an-ı Kerim açıkta olmaz biliyorsunuz. Yatamadı. Diz çöktü yatağın kenarına çöktü ve oturdu. Daldı gece uyudu. Kendisine gayipten bir ses. Ey Osman! Sen bizim kelamımıza hürmet gösterdiğin için biz de senin evladını, etbağını, eşyağını aziz ve mükerrem eyledik. Evladını, etbağını, eşyağını aziz ve mükerrem eyledik. Evlatları aziz oldu. Tam 22 milyona çıktılar. Düşünün Filistin'i ben 400 sene idare ettim. 1516'da aldım, 1917'de terk ettim. Tam 401 sene Benden alan İngiliz kaç yıl idare edebildi? Benden alan İngiliz aldı benden. Üzerinde güneş batmayan imparatorluktu. Kaç yıl idare edebildi? Tarihi mukayeseli okutacaksın. Bugünkü tarih bilgilerinin yüzde seksenini atarım. Bana hiçbir şey vermiyor. Tarihi gencime öyle bir öğreteceğim ki tarihi sevecek, ibret alacak, ders çıkartacak, vatanını, milletini, devletini, ailesini sevecek. Benden aldığı İngiliz 1917'de, 1948'de arkasına bakmadan kaçtı. 31 sene. Hadi idare etsene göreyim ben seni. Haydi idare et. Niye kaçtın 1948'de? Çünkü 1922'de, 26'da, 32'de, 38'de kan gövdeyi götürdü. Hala huzur var mı arkadaşlar Filistin'de? Hala huzur var mı? yüzde 85'i Filistinlilerindi bugün yüzde ikisi o yüzde ikisinde ibadetini yapabiliyor mu? Osmanlı'da 400 sene camiinde, mescidinde ke kilisesinde, havrasında kenisasında Yahudisi, Müslümanı, Hristiyanı hepsi huzur içinde ibadetini yapıyordu, ayinini yapıyordu bugün ne oldu? bir yer bizim elimizdeyse biz rahatız bir yer bizim elimizde değilse Müslümana hayat hakkı yok. Vallahi arkadaşlar Endülüs Emevileri'ni okuduğum zaman ben şaşkına dönmüştüm. Şaşkına dönmüştüm. Endülüs Emevileri bugünkü İspanya değil mi? Ne kadar tam 8 asır orada Müslümanlar kalmış. İnanamadım ya. 800 sene Müslümanlar kalıyor Endülüs'te. Hadi bir tane Müslüman göster bana. 800 sene arkadaşlar. Daha İstanbul alalı 800 sene olmadı. Olmadı. Tarihin ibreti bu. Bir tek Müslüman bırakmadan keserler. Asla acımazlar. Görün Suriye'yi, görelim Irak'ı. Aman aman aman. Kaç sene önce, 20 sene önce Irak'a girdiklerinde Iraklı kadınlar çiçeklerle karşılamıştı kızlar. Bizi zalimden kurtarıyor. Evet Saddam zalimdi. Bizi bir zalimden kurtarıyor, bize huzur getiriyor, insanlık getiriyor, demokrasi getiriyor diye vallahi ben gördüm çiçeklerle karşıladıklarını. Gördüm, benim gözlerim gördü. Aradan dört sene geçti, geride iki milyona yakın ölü bırakıp kaçtılar. İki milyona yakın ölü hala Irak'ta huzur var mı? Hala dört milyona bulduğu ölü sayısı. Ve iki sene önce televizyonlarda Saddam'ın heykelini yıkan adamı da gördüm. Gözlerinden yaş döküyordu. Adam bitmiş, yaşlanmıştı. Bugün Bağdat'ta bin Saddam var. Elim kırılsaydı da o heykeli yıkmasaydım diyordu adam. Elim kırılsaydı. İşte bu zalime rahmet okutmaktır. Nerede o Saddam diyor adam, nerede? Vallahi böyle ölüsünü gezdirirler el üstünde ama yok. Ele geçmiyor kıymet bilelim. Aman aman aman. Batının oyunlarına asla gelmeyelim. Oysa Fatih Sultan Mehmet İstanbul önüne geldiği zaman yardım istedi Batı Roma'dan Doğu Roma. Bizans Roma'dan yardım istedi. Bize yardım edin dedi. Roma dünyanın en alçak teklifini yaptı. Dedi ki Katolik olun size yardım edelim. Yani dinini sat dedi. Dinini sat. Onlar Ortodoks, bunlar Katolik. İkisi de Hristiyan. Sadece mezhebi değişik. Biri Ortodoks, biri Katolik. Katolik ol yardım edelim. O gün Bizans'ın ikinci adamı Lukas Notaras. Dedi ki İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Katolik şapkasını gördüler. Ne zaman? 1204. Latin istilasında gördüler. Kapılarını açtılar. Kudüs'e doğru gidiyorlardı. Müslümanı mahvedeceklerdi. Buyurun dediler İstanbul'u sizi misafir edelim. Arkadaşlar yaptıkları zulümleri anlatamam. Mabetlere sığınan insanlara neler yaptıklarını anlatmaya edebim el vermez. Bir daha asla kapıları açmadılar. Kendi dinlerindeydi. Ama mahvettiler İstanbul'u. 1204 Latin istilası. Bunu bizim kitaplar yazmıyor, bunu Batılılar yazıyor. Türk'ü de gördüler. Nerede gördüler? Bursa'da gördüler, İznik'te gördüler, İzmit'te gördüler. Edirne'de gördüler, Gelibolu'da gördüler, Filipeli'de gördüler, Filibe'de. Daha İstanbul'a gelmedik. O Türk sarığını beş parçası zannetme. O Türk sarığı adalettir, merhamettir, şefkattir, yiğitliktir, insanlıktır, medeniyettir, kültürdür. Onu da gördüler. Onun için dedi ki Bizans'ın ikinci adamı, imparatordan sonra en büyüğü, en büyük din alimi Lukas Notaras. İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Bize mi? Bu, bu Avrupa mı öğretecek bana insanlığı? Bu mu verecek? Bunlar mı verecek? İnsanlık, medeniyet, kültür, mertlik, yiğitlik hepsi bizde. Biz sadece tarihimize, ecetimize, ecdadımızı bilelim. Ama vallahi öyle bir Çanakkale'yi geçemeyenler öyle bir geçtiler ki mahvettiler. Silindir gibi geçtiler üzerimizden. Öyle diyordu Churchill. Türkler mi Çanakkale'de? Bugün öyle silahlarımız var ki bir elimizi arkadan bağlar, bir elimizde ezer geçeriz. Öyle diyorlardı Çanakkale'de şu ellerini bir elini arkamıza bağlar bir elimizle ezer geçeriz. Ezip geçemediler bu milletin imanını, iman dolu göğüslerini. Çanakkale'de ezip geçemediler. Döndüler. Şu ellerini tekrar çözdüler. Onların bu eli hile elidir, desise elidir, entrika elidir. Başka bir şey değil. Artık bize romanlarıyla girdiler, dizileriyle girdiler, filmleriyle girdiler. İçimize evlatlarımızı bizden aldılar. Bizden aldılar. Ve öyle bir giriş yaptılar ki milli eğitimimizi aldılar. Ben, ben Sultan II. Abdülhamit Han'ı Kızıl Sultan diye okudum. Düşünün, lise kitaplarında, Emin Oktay'ın lise kitabında ben Kızıl Sultan diye okudum. Sene 1900, sene, sene 1900. 978. İlk defa Yılmaz Öztuna Bey bir tarih ders kitabı yazmıştı. 1978 Sultan Abdülhamit dediği için bu ülkede yer yerinden oynamıştı. Nasıl sultan der? Kızıl Sultan Abdülhamit diyecekti. Nasıl sultan der diye hatırlıyorum 1978'de lise son sınıftayım. İlk defa Sultan Abdülhamit diye okuduk. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Düşünebiliyor musunuz? nerelerden nerelere geldiğimizi arkadaşlar yakın tarihi bile neredeyse hiç bilmiyoruz. 28 Şubat'ı 30 yaşının altındakiler bugün bilmiyor. Ben eşimi başörtülü şekilde kampüsten içeriye sokamadım. Başörtülü tedavi olacak. Kampüste tedavi ettireceğim. Başı örtülü diye geri çevirdiler ve doçentim. Doçent bir adamım. Ne var yani bugün burada? Başörtülüsü açığı her fikirde her düşüncede insanımız şurada olabiliyor. Bütün bunlara ne var, ne söyleyebilirsin, ne konuşabilirsin? Bu zenginlik değil mi? Diğeri bölücülük değil mi? Bölmek değil mi? Ne var bunda? Ama yok şunu yaptırmaz, bunu yaptırmaz. Kim yaptırmıyor, kim mani oluyor? Çünkü 28 Şubat bir e, seçilenin değil, seçilmeyenin darbesidir. Bana Osmanlılar matbaadan bahsederler. Matbaa geç gelmiş de Osmanlı yıkılmış. İlim şöyle kalmış da Osmanlı yıkılmış. 50 tane şey söylerler. İnanın bunlara ahmak deyin ahmak. Osmanlı'yı yıkan bir tek şey var darbeler. Osmanlı'yı yıkan tek husus darbelerdir. 300 tam 300 senede 22 milyona çıktım ben. İkinci 300 senede niye 1 milyona düştüm? Niye düştüm? Şimdi bakın. Genç Osman dediğimiz ikinci Osman Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? İbrahim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? Dördüncü Mehmet Han'ı kim tahttan indirdi? Üçüncü Ahmed'i kim tahttan indirdi? Abdülaziz Han'ı kim tahttan indirdi, kim şehit etti? Dördüncü Mustafa'yı kim tahttan indirdi? Abdülhamit Han'ı kim tahttan indirdi? Söyle bana. Üçüncü Selim'i kim tahttan indirdi, kim şehit etti? Ya 16 padişahımın 9'u darbeyle indirildi, altısı şehit edildi. Böyle devlet mi olur? Hala cumhuriyette de devam etmedi mi? Ama Abdülhamit Han'ı indirdikleri gün bir daha asla elimize vermediler. Kayı 9, kayı 10 ve kayı 11 kitaplarımı, kayı 11'i ilk defa Aksaray'da Somuncu Baba memleketinde imzalamak nasip oluyor. Bu da ayrı bir güzellik oldu benim için. Kayı 11, 9-10-11 Osmanlı nasıl yıkıldı, içimize nasıl girdiler, bizi nasıl böldüler, gençlerimizi elimizden nasıl ciğerimizi söker gibi çekip aldılar, hepsini göreceksiniz. Hepsini okuyacaksınız. Osmanlı yıkılma dedi mi, bu üç kitabı mutlaka okumanızı isterim. Bu baştan sona bir seri. Değerlerimize sahip çıktığımız zaman, 5000 kilometreden 22 milyona nasıl çıktım, kayı 1-2-3-4 okuyacağız. Bunu göreceğiz. Sonra içe döndüğüm zaman, birbirimle boğuştuğum zaman, dışarıyı unuttuğum zaman nasıl dünyaya kapalı kaldığımızı göreceğiz. Uyanık olacağız. Son üç kitapta düşman benim içime nasıl sızıyor, nasıl benim evladımı benim elimden alıyor, nasıl birbirimize düşürüyor, bunu göreceğiz arkadaşlar. Kayı 1'den 11'e. 2003 yılında başladım, 2019 yılında bitti. Tam 16 sene ömrümü verdim. 16 sene. Belki de ilk defa bir akademisyen Osmanlı'nın baştan sona tarihini yazdı. Akademisyen diyorum. Tarihçi olmayanlar yazdı. 1 2 3 isim verebilirim ama akademisyen olarak belki de tek kişiyim. Çünkü ötekiler tarihçi değildi. Maalesef çok akıl almaz hatalar yapıyordu. Ömrüm üniversitede hata göstermekle geçiyordu talebelere. Peki hocam nereden okuyacağız? Kitap tavsiye edemiyorsun. Nereden okuyacağız? Vallahi kitap tavsiye edemez haldeydim. O zaman dedim ki Ahmet Hoca kitap yaz. Kitap yaz. Ve 2003'te kitap yazmaya başladım. Elhamdülillah bugün Osmanlı tarihini tamamlamak nasip oldu. Ahmet Hoca derler menkıbe anlatıyor. Bazen böyle tarihe cevap veremiyor bana. O menkıbenin yanlış olduğunu söyle, yanlış. Adamsan karşıma çık. Öyle Ahmet Hoca şunu anlatıyor, bunu anlatıyor deme. Adamsan karşıma çıkarsın, bana cevap verirsin. Osmanlı tarihinde şu birinci anlattığım menkıbe bütün kaynak kitaplarında geçiyor. Ama onu görmüyorlar. Projelerle uğraşıyorlar. Neyle? Ey evladım, oğulların aziz olsun. Sana tabi olanlar aziz olsun oldular. Eşyan da aziz olsun. Osmanlı'dan bir eşya müzayedeye çıksa paha biçilemiyor. Osmanlı'ya tabi olanlara kimse yan gözle bakamıyordu. Neyle aziz oldular? Neyle oldular? Kur'an-ı Kerim'e hürmetle değil mi? Kur'an-ı Kerim'e hürmet. Yani edeple edep. Edep iledir nizamı alem edep iledir kemali Adem. Adem'in kemali de edep iledir. Alemin nizamı da edep iledir. İlim meclislerinde aradım kıldım talep. İlim geride kaldı illa edep, illa edep. Edep bir tacimiş, her baş ona muhtacimiş. Bak edebiyatçılarım da yazıyor. Şimdi şu diziler, filmler, hocam niye gitmiyorsun bu şeye televizyonlara falan dersiniz değil mi? Vallahi yani bugün TRT'den çağırsalar, bütün televizyonlardan çağırsalar Aksaray davetine değişmem. <laughs> Dikkat edin, tarih konuşmalarını gece hep on buçuğa koyuyorlar değil mi? Ondan sonra da ertesi gün hocam yine bizi uykusuz bıraktın. Kendime kendime diyorum ki adam ya namaza da kalkamadıysa değil mi başkanım? Al sana bir dert yani. Oğluma bile diyorum ki oğlum ne yapacaksın? Git erken yat namaza kalk. Yani yat erken sonra baba senin yüzünden namazım gitti falan. Hadi bakalım. Ya koyun bunu saat 10'a. Saat 10'a koy. Niye koymuyor? Saat 10'da ne var? Hep diziler var değil mi? Hep diziler var. Dizine ne? Rating. Rating ne? Para. Gayesi para olan kağıt parçasıdır. Ga gayesi maksadı. Para olan adam kağıt parçasıdır gayesi ve maksadı ev olan adam, yazlık olan adam, villa olan adam toprak ve taş parçasıdır. Gayesi ve maksadı araba olan adam demir yığınıdır. Bak sakın ha sakın. Gayen ve maksadın neyse sen olsun. Gayeni ve maksadını temiz tut. Ne olduğunu bil. Nereden geldin? Niye geldin bu dünya? Nereye gidiyorsun? Ne götüreceksin? Arabaları, evleri, villaları, yazlıkları, paraları, oğlunu, uşağını, malını, mülkünü, hiçbir şeyini götüremeyeceksin. O gaye ve maksadı unutma. Osman Gazi, maksadımız dini hüdadır bizim. Mesleğimiz rahı hüdadır bizim. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik değil. Şahı cihan olmaya dava değil. Bak Osman Gazi'ye. Adam söylüyor, hadi yok desene bana. Osman Gazi, Ahmet Hoca ne menkıbe söylüyormuş. Ne menkıbesi? Adam söyledi ya, adam yazdı bunları, konuştu. Maksadımız dini hüdadır bizim, mesleğimiz rahı hüdadır bizim. Biz bu aleme Cenab-ı Hakk'a kulluk için geldik. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik değil, şahı cihan olmaya dava değil. Benim cihana hadi hükmetmek, bütün cihanı zapt etmek gibi bir davam yok. Ben sadece Cenab-ı Hakk'ın dinini yaşamak onu tanıtmak için, yaymak için varım. Osman Gazi buydu, Ertuğrul Gazi buydu, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim bu idi. Vallahi arkadaşlar film piyasasına girmeyi düşünüyorum. İlk defa Aksaray'da söylüyorum. <laughs> Bunu da <laughs> eğer para bulamazsam beni Twitter'da takibe alın. 100 bin kişiden 50 şey lira isteyeceğim. Y yatırır mısınız? Alkışlayın. <laughs> Şimdi para toplamaya başladım. Kendi cebimden çıkarttım. 100 bin lirayı koydum. Şimdi zenginlere gidiyorum. Bana Yavuz'u sevdiğini söyleme. Hadi buyur. Çünkü yakında bir Yavuz filmi çekerlerse Yavuz'u da öldürecekler. Kanuni'yi öldürmediler mi? Fatih'i öldürmediler mi? Buyurun. Öldürdüler. Yavuz'u da öldürecekler. Bu fırsatı tanımayacağım. Yani inşallah elimden gelirse... Şimdi kayı 11 bitti. Osmanlı'yı tamamladım. Film piyasasına gireceğim. İddialı adamım. Adam <laughs> Diyorum ki adamlara ya kardeşim koyun saat 10'a şu programı saat 10'a koyun size reytingin ne olduğunu göstereyim. Aksaray işte şu saatte şurayı dolduruyor. Geliyor. Ne var? Bu Aksaraylı ne var dizilerde? Eşini aldatıyor, hanımını aldatıyor. Değil mi? Beyni aldatıyor. E millet bunu istiyormuş. Kim bunu istiyor ya? Benim eşimi aldatacak da benim hoşuma gidecek. Ya da o beni aldatacak benim hoşuma gidecek. Ya beni bir aldatamadın hanım falan. Var mı ya böyle bir şey? Böyle bir ahlaksızlık var mı bu millette? Aldatıyormuş. Git oradan. Önüne koyuyor milletin o şeyleri. Şimdi LGBT'liler diye bir şey çıktı. Aman 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 gençlerimize sahip çıkalım. Vallahi 5 10 sene sonra inanın nereden nereye geldik diyeceğiz. Arkadaşlar öyle tehlikeli oyunlar var. Düşman uyumuyor. Düşman uyumuyor. Aman çoluğumuza, çocuğumuza, dilini, dinini, tarihini üç şey. Adam şunu uğraşmayalım. Yani tıp, hukuk okusun diye değil, adam olsun diye uğraş. Yarınlarda adam mısın diye soracağız birini birini alırken. Çok hoşuma gitti bugün. Yani Aksaray sayın işte başkanımız başkanımızın yardımcısı sabahtan beri beni, beni bırakmıyor. Çok hoşuma gitmiyor. Rahat olamıyorum başkan yanımda olunca. Yani ama vallahi Allah razı olsun. Başkanımız burada bak duysun. Başkanımdan başkanımdan şunu isteyin. İşim zor başkanım. <laughs> başkanımdan yol elektrik su değil kültür isteği, evlatlarımıza sahip çıkalım deyin. Kültür faaliyetlerine on kat ağırlık versin. On kat ağırlık verelim. Çünkü gencim elimden gittiği zaman yokum ben ya, bittim ya. Ben lambayla, fenerle büyümüş bir adamım. Üç kilometre köyü okulundan çarşıya, kasabaya giderek, düşünün sekiz yaşında, üç kilometre köyünden kasabaya giderek gidip gelen birisiyim. Hiçbir şeyim eksik kalmadı. Onun için insanlık en önemlisi. Onun için edebiyatımıza da çok önem verelim. Valla arkadaşlar başkanıma bugün dedim ki bu Aksaray'da muhabbeti görünce başkanım bir daha beni aynı gün getirtme buraya bir gece yatır dedim. Ben bir gece yatayım dedim Aksaray'a gelince. Sohbeti yapayım güzel güzel yapalım. İmzayı rahat rahat atalım. Böyle bugün yine böyle gidiş olunca biraz kısa gezeceğiz. İmza falan filan da var. Uçağa yetişeceğim. Ahmet'i Yesevi'den bir beyitle bitireceğim. Ya Yunus'tan Mevlana'dan Ahmet'i Yesevi'den bir beyt okuyan adama inanın 20-25 puan veriyorum bugün fakültede. Yunus'tan bir beyt oku al benden 25 puan. Mevlana'dan bir beyt oku al 25-30 puan. Bugün Mevlana'yı. Yani şeyden, Somuncu Baba'dan iki şiiri var zaten. Nasıl o? Bizim bahçemizdeki güller nasıl? Nasıl bilmiyorsun? Çürüyüp toprak olmazlar değil mi? Yani karanlıklarda kalmazlar. Bizi tanıyanlar karanlıkta kalmaz. Ahireti ışık olur. Çürüyüp toprak olmazlar bizim yolumuzda gidenler. Bize leylü nehar olmaz. Bize yaz ve kış olmaz. Bakın kim söylüyor bunu? Somuncu Baba, ahmet Yesevi bir beytini oku 1200 sene önce. Bir şek bilin bu dünya, parça ildin ötera, inanma kılmalına bir gün elden gidere. Bir şek bil, şüphesiz bil bu dünya bütün halktan geçer ya. 100 sene sonra hiçbirimiz bu dünyada yokuz. 100 sene dünyanın ömrü içerisinde bir an gibidir, bir an. 100 sene sonra hiçbirimiz yokuz, 80 sene sonra yokuz. İnanma kıl malına bir gün elden gider malım mülküm dediğin benim dediğin hiçbir şey götüremeyeceksin canından başka Ata ana karındaş, kayan gitti fikir kıl dört ayaklı çibin at bir gün sana yeter ata ana karındaş, nereye gitti düşün fikir kıl dört ayaklı çibin at bir gün sana yeter o tahta at bir gün seni de taşıyacaktır unutma Dünya için gam yeme, haktan özgeyi deme, kişi malını yeme, sırat üzere tutara. Dünya için gam yeme, Er rızkı alallah. 25 sene anam babam bakar, tamam mı? 25 sene sonra evlenirsin, bir ana baba daha olur. Kayın ana, kayın baba oldu dört. İyi bakarlar, daha iyi bakarlar. Dört oldu. Sonra 25 sene geçer, Oğlun uşağı büyür, onlar bakar. Elini cebine atmadan yaşarsın. Yani Adama öyle. Dünya için gam yeme, üzülme. Vallahi yediğimin içtiğimin yüzde doksanı benden değil bugün başkanım. Bugün yine baktılar bana. Nereye gitsem bakıyor. o hocam hocam gel gel gel. E ben ne yapayım? Ben de para kazanıyorum. Ne yapayım? Her, herkes bakıyor bana. Ben de yüz talebiye burs veriyorum başkanım. <laughs> bugün dedim İstanbul'u kazanırsanız 50-100 ihtiyaç olursa beni bulun dedim arkadaşlara. E ne yapalım yani? Ben ne yapayım parayı? Nereye götüreceğim? Bunu övünmek için söylemiyorum. Bunu teşvik için söylüyorum. Yarın de ki, bir kişiye burs da ben vereceğim. Cenab-ı Hak seni on kişiye burs verecek hale getirir. Sadece niyet et. Dünya için gam yeme. Haktan özgeyi deme. Sözün doğru olsun, dürüst olsun, mert ol, cesur ol. Haktan özgeyi deme. Kişi malını yeme. Sakın kul hakkına girme kul hakkına girme. Cenab-ı Hak her günahı affeder. Hani iman sahibi insanın. İman sahibi, imanı sağlam tut. Her günahını affetmeye muhtedir, affeder. Ama bir günahı bir günahla gelme dedi. Nedir o? Kul hakkı. Kul hakkıyla gelme, helalleşeceksin. Kimsenin hakkına gelme, kişi malını yeme, sırat üzere tutara, sıratta hesap vereceksin. Ya 1200 sene önce yazıldı şu şiir. Sanki günümüze hitap etmiyor mu? Bugün bize hitap etmiyor mu? Ne güzel edebiyatımız, ne güzel dinimiz, en son mükemmel din, ne güzel tarihimiz. Cenab-ı Hak bunları en iyi şekilde bilenlerden eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bizi ecdadına layık evlatlar eylesin. Bir kez daha, bir kez daha şu anda savaşan Mehmetçiklerimize Cenab-ı Hak nusret ve muzafferiyet versin. Bizlerin şu ülkemizi her zaman ilelebet payidar eylesin diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun diyorum, var olun diyorum. Var olun arkadaşlar. Başkanımıza da bir kez daha alkış istiyorum. Teşekkürler diyorum, var olsun.